Her ne kadar birileri altın ve dolar bitti, bu saatten sonra yükselmez, hatta çok sert düşüşler devam edecek dese de işin gerçeğinin bu olmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yeter ki büyük resme bakın arkadaşlar. Dünyadaki gelişmelere, Türkiye'deki gelişmelere baktığınız zaman hem doların hem de altının artık dip seviyelerinde olduğumuzu görüyoruz. Ve 2021 yılı içerisinde doları ve altını çok sık konuşacağız. Bunların yanında gümüşü ve kripto paraları da konuşacağız. Başta Bitcoin olmak üzere. Bugün sadece bugün gelen açıklamalara baktığımız zaman bile altının ve doların durmayacağını çok net bir şekilde görüyoruz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Powell'ın dün yaptığı bir konuşma vardı. Çok dikkat çekici. Ayrıntılarını özellikle sizlerle paylaşacağım. Neden dünyada dolar daha da yükselecek? Neden altın fiyatları daha da yükselecek cevaplarını aslında Powell çok net bir şekilde veriyor. Aynı zamanda koronayla ilgili gelişmeler de çok dikkat çekici arkadaşlar. Özellikle İngiltere'de daha yeni ortaya çıkan varyant bütün dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılabilir haberleri dolaşmaya başladı. Hem de üst düzey uzmanlar tarafından. Bu varyantın çok bulaşıcı olduğu, aynı zamanda da çok tehlikeli olduğu yönünde. Yani öldürücülüğünün daha fazla olduğu yönünde. Aşılarında bu varyant üzerinde etki etmeyebileceği konusu tartışılıyor. Uzmanlar tarafından böyledir değildir biz bilemiyoruz ama sonuç itibariyle tekrar başa dönmüş olabiliriz. Çok daha tehlikeli bir sürece girmiş olabiliriz. Bu bile tek başına altın fiyatlarının nasıl sert bir şekilde yükseleceğini, ekonomilerin daha da nasıl daralacağını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Bu haberden kaynaklı mı bilmiyorum ama Almanya kısıtlamaları bir kez daha uzatma kararı verdi. Bu yanılmıyorsam 3. uzatması. Normal koşullarda 14 Şubat tarihi itibarıyla kısıtlamaların kaldırılması gerekiyordu. Ama Almanya 7 Mart'a kadar bir kez daha uzattığını söyledi. Almanya ekonomisi küçülmeye devam edecek arkadaşlar. Almanya ekonomisinin küçülmesi, Türkiye'nin küçülmesi, ihracatın düşmesi anlamına geliyor. Bir de rekabet etme şansı olmayan kur politikasıyla Türkiye'nin ihracatı daha da dip yapacak. Nitekim bu konuyla ilgili Ege İhracatçılar Birliği'nin açıklaması vardı. Bir an önce bu kur üzerindeki baskıyı kaldırın demeye başladılar. Bakalım Merkez Bankası ne kadar dinleyecek? Ekonomi yönetimi bu durumu, bu söylemleri ne kadar dinleyecek? Hep beraber göreceğiz. Dinlemeyeceği kesin ama bunun bedelinin ağır olacağı da kesin. İngiltere'de çıkan varyant eğer ki çok hızlı bir şekilde yayılırsa, daha öldürücü olursa ve aşılar işe yaramazsa emin olun piyasalar yerle bir olur. Tekrar güvenli limana kayan para altın fiyatlarının çok hızlı bir şekilde yükselmesini beraberinde getirir. Şu anki seviyeleri çok baz almayın. 1840'lı seviyeler büyük fırtınaya hazırlanan rakam. 2300-2500 hatta 3000 dolar seviyelerini konuşabiliriz. Bu yıl içerisinde arkadaşlar gram altın fiyatı da 700 lirayla 1000 lira arasında en iyi ihtimalle buna da hazırlık olmanızda fayda var diyorum. Tüm bu toparlamayı yaptıktan sonra hadi gelin Powell'ın açıklamalarına biraz bakalım neler söylemiş. İş gücü piyasası güçlü olmaktan çok uzak. Destekleyici para politikasının devam etmesi gerekiyor diyor. Yani biz varlık alımlarını devam ettireceğiz diyor. Herhangi bir faiz artırımına gitmeyeceğiz diyor. Hükümetin de yeni yeni mali teşvik paketleri mutlaka açıklaması gerekiyor diyor. 1.9 trilyonluk paketle kalmayacak bu iş arkadaşlar. 2021 yılında muhtemelen Amerika'da çok daha yüksek montanlı teşvik paketleri açıklanacak. Bu da yine altın fiyatının yükselişini hızlandıracak. Salgın 1948'den bu yana en kötü iş gücü piyasasını oluşturdu. Neredeyse 80 yıldan bahsediyoruz arkadaşlar. 80 yıl öncesinin işsizlik rakamlarına ulaşmış durumdayız. İstihdam yaratılamıyor diyor Powell. İş gücü piyasasının teşvik edilmesi gerektiğini söylüyor. Hem Merkez Bankası'nın hem de hükümetin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ediyor. Herhangi bir faiz arttırma olmayacak. Hatta önümüzdeki süreçte bir enflasyon artışı olabilir. Böyle bir beklentimiz var. Buna da aldanmayın. Bir faiz arttırma beklentisi içerisinde olmayın ifadelerini kullanıyor. Zaten daha önce de Jerome Powell biliyorsunuz %3'ü aşmadığı sürece enflasyon faiz arttırma sürecinin başlamayacağını ifade etmişti. Piyasa daraldığı sürece, işsizlik bu kadar arttığı sürece de parasal sıkılaştırmaya gidilmeyeceğini ifade ediyor. Şimdi Jerome Powell'ın açıklamalarına devam edeceğiz ama önce bir Türkiye'ye dönelim. Peki biz niye faizleri arttırıyoruz? İşsizliğimiz Amerika'dan daha mı az ya da reel sektörümüz daha mı rahat? Piyasamız daha mı canlı? Salgına daha mı iyi müdahale ettik? Faizleri arttırarak aslında intihar ediyor Türkiye ekonomisi. Israrla bu politikayı devam ettiriyor. Başka bir çaresi yok. Son açıklama Toprak Mahsulleri Ofisi. İlk defa tarihimizde ilk defa ham ayçiçek yağı ithal etme kararı aldı. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu ithalat politikasını devam ettirdiğimiz sürece tek
hedefimiz elbette dolar kuru olacak ve Merkez Bankası dolar kurunu düşürmek için faizleri de arttıracak, kaynaklarını da tüketecek, rezervlerini de bitirecek. Ne olursa olsun yeter ki dolar bu seviyelerde kalsın diye uğraşacak. Ancak şunu söyleyelim. Her ne kadar Merkez Bankası bu konuyla ilgili bir uğraş verse de yine de dolar gitmesi gereken yere gidecek arkadaşlar. Piyasa rakamlarına ulaşacak. 12 ile 20 lira arasında olan geniş bir banttaki dolar rakamlarını biz ekranlarda da görmeye başlayacağız. Kimse şaşırmasın. Bakın bütün dünyada faizler indiriliyor. Bütün dünyada parasal genişlemeler yapılıyor. Bütün dünyada işsizliği bir şekilde azaltmak için her şey yapılıyor. Bütün dünyada reel sektörü ayakta tutmaya çalışan hükümetler ve ekonomi yönetimleri var. Bizde ise tam tersi bir tablo. Reel sektör ne olursa olsun, ekonomi sıkışırsa sıkışsın, biz doları baskılayalım yeter. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar, ne kadar baskılarsanız geriye dönüşü o kadar sert olur. Bunu da unutmamanızda fayda var diye düşünüyorum. Yine Jeremy Powell diyor ki son birkaç ayda korona vakalarının keskin artışı iş gücü piyasasında iyileşmeyi durdurdu. Amerika'daki iş piyasası biraz rahatlamış gibi görünüyordu. İstihdam yaratılıyordu. İşsizlik azalıyor gibiydi. Koronanın tekrar hızlanması ile birlikte işsizlik maaşı başvuruları arttı. İstihdam azaldı. Tarım dışı istihdamda beklenti 100 binin üzerindeydi. Sadece 49 bin istihdam yaratılabildi. Bu da Jeremy Powell'ın en önemli gündem maddelerinden birisi oldu. Uzun süreli işsizlik geçim kaynaklarına kalıcı zarar veriyor diyor. Biz bunu Türkiye'de biliyor muyuz? Buna tanık mıyız? Evet, buna tanığız. Çok büyük bir kesim işsiz. Hatta işsizliğin net tablosu da bizimle paylaşılmıyor. Biliyorsunuz bir yandan istihdam düşüyor, bir yandan iş gücüne katılımla ilgili umutlar bitiyor. Bir yandan da Türkiye'de işsizlik azalıyor nasıl oluyorsa. İş aramaktan umudunu kesmiş olanlara bakıyorsunuz. Neredeyse 2 milyon kişiye dayanmış durumda. Bunları işsizlik verilerinin üzerine eklediğinizde, çünkü TÜİK biliyorsunuz bunları işsiz saymıyor. Eklediğinizde %30'ların üzerine çıkıveriyor. Bir anda işsizlik oranlarınız, zaten genişletilmiş işsizlik oranları %30-35 aralığında. Ona rağmen arkadaşlar biz faizleri arttırmaya devam ediyoruz. Reel sektörü baskılamaya devam ediyoruz. Kısa vadeli borçlarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Oluk oluk tefecilere faiz ödemeye devam ediyoruz. Çiftçiyi, tarımı, sanayiciyi, KOBİ'yi tamamen arka plana itiyoruz. Amerika bile bunu yapmıyor. Amerika bile ilk tercihinin işsizlik olduğunu söylüyor. Yani işsizliği azaltmak olduğunu söylüyor ve bütün önlemlerini buna göre aldıklarını ifade ediyor. İşsizlik ekonominin üretim kapasitesi aşındırıyor diyor Powell. Tam istihdama yakın zamanda ulaşmamız mümkün değil diyor. Çalışanlar ve hane halkları sürekli desteklenmek zorunda. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak zorundayız diyor. Sadece Fed'in varlık alımları yetmez. Aynı zamanda hükümetin ve hükümetlerin de mali desteklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum diyor. Burada 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketine ve yeni açıklanması gereken teşvik paketlerine bir gönderme yapıyor. İşlerini kaybedenlerin sayısı ve bazılarının salgın sonrası ekonomide iş bulmak için mücadele etme olasılığı göz önünde alındığında maksimum istihdamı elde etmek için destekleyici para politikalarına mutlaka ihtiyaç var diyor. Hem hükümet hem özel sektörün katkısı şart. Enflasyon önümüzdeki aylarda artabilir ancak buna çok fazla anlam yüklemeyin diyor. Yani faizleri arttırmayacağız. Enflasyon artsa bile diyor. Bizimkiler ne demişti? Enflasyon artıyor. Enflasyonu dizginlemek için biz faizleri arttırıyoruz demişlerdi. Faizleri arttırmalarına rağmen enflasyonun düşmediğini, aksine arttığını gördük. Demek ki niyet aslında enflasyonu düşürmek değilmiş. Ekonomi normale döndüğünde bir harcama patlaması görülebilir diyor. Bakın bunu BOE Başkanı, yani İngiltere Merkez Bankası Başkanı da ifade etmişti. Ancak bunun geçici olacağını söylüyor Powell. Yani hızlı bir hareketlilik olabilir. Aynı saman alevi gibi bu bir enflasyonist etki yaratmayacaktır diyor. Belirsizlikler hala çok güçlü ve bu belirsizlikler olduğu sürece Merkez Bankası varlık alımlarını devam ettirecek diyor. Özet yapalım arkadaşlar. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Amerika başta olmak üzere bütün gelişmiş ülkeler sosyal yapıyı birinci sırada tutuyor. İşsizliği birinci sırada tutuyor. Vatandaşını birinci sırada tutuyor. Küçük ve orta boy işletmelerini, esnafını birinci sırada tutuyor. Bunları ayakta tutması gerektiğini biliyor. Eğer bunları ayakta tutmazsa çok ciddi sosyal sorunlar yaşayabileceğini biliyor. Mümkün olduğunca enflasyonu, para politikalarını ikinci plana atıyor. Reel sektörü ve vatandaşı önceliyor. Peki biz ne yapıyoruz?
yapmıyoruz? Tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. Tam tersini yapmamıza rağmen hiçbir işe yaramıyor ve yaramayacak. İşin kötü tarafı, bütün bu politikalarla bir kez daha Merkez Bankası rezervleri dip yaptırılacak. Bu kez altın rezervleri dip yaptırılacak. Yüksek faiz ortamına zaten girdik, daha da gireceğiz. Enflasyonu düşüremeyeceğiz. İşsizliği düşüremeyeceğiz. Ve Türkiye ne yazık ki büyük bir ekonomik kriz ve stagflasyonun tam göbeğine düşecek. Uzun süren bir ekonomik bunalım yaşamak zorunda kalacağız. Bu bakış açısından dolayı. Bakış açımızın ne kadar yanlış olduğunu gösteren bir haber paylaşacağım sizlerle. Times'in yaptığı bir haber. Biliyorsunuz Times Amerika ve dünya çapında çok önemli bir basın yayın organı. Orada yer alan haber diyor ki, bir itiraf gibi aslında, Türkiye çok çaba harcadı. Şu anki yönetime yaklaşmaya çalıştı. Hatta amiyane bir dil kullanıyor. Onu da biraz sonra paylaşacağım. Ama buna rağmen Amerika yüz vermedi diyor. Bundan sonraki süreçte Amerika Türkiye ilişkilerinin iyileşmesi yönünde beklentimiz çok az diyor. Uzun bir analiz haber yapılmış ve bakın nasıl bunu söylüyor. Times'a göre Erdoğan'ın sempati kazanma çabası Beyaz Saray'da karşılık bulmadı, dikkate alınmadı. Haberde Türkiye'nin Washington'a yeni bir büyükelçi atamasına ve Ankara'dan bazı heyetler göndermesine karşın Türkiye ile ABD arasında yeni dönemde iyi ilişkiler kurabileceğine dair çok az işaret olduğu yorumu yapıldı. Amerika muhtemelen katsayı yaptırımlarını ağırlaştıracak. Türkiye-Amerika ilişkileri daha da sarpa sarabilir önümüzdeki dönemde ve katsayı yaptırımlarının sertleştirilmesi de Türkiye ekonomisinin bozulmasını beraberinde getirecek gibi görünüyor. Türkiye'nin tüm dünyada kabul görmeyen bir adalet sistemi de var. Adalet sistemi doğrudur yanlıştır onu tartışmıyorum. Tüm dünyada kabul görmeyen bir adalet sistemi diyorum. Biliyorsunuz Osman Kavala meselesi çok önemli bir konu haline geldi. Tüm dünyada, Avrupa'dan ciddi tepkiler vardı. Amerika Dışişleri Bakanlığı da bir kez daha uyardı. Daha önce de uyarmıştı. Yine uyardı. Diyor ki Osman Kavala'yı serbest bırakın, sıkıntı büyümesin. Bakalım bizimkiler ne yapacak? Bakın bu mesele bir rahip krizine dönebilir. Rahip krizinden daha büyük bir tahribat yaratabilir. Özellikle ekonomi alanında. Siyasetle, hukukla ilgili yaptığı tahribatı ben buradan konuşmayacağım. Konunun uzmanı değilim. Ama ekonomiyle ilgili rahip krizinden çok daha büyük sıkıntı yaratabilir. Bu da dolar fiyatlarının daha da sert bir şekilde yukarıya gitmesini beraberinde getirebilir. Onun için tabelaya hiç bakmayın arkadaşlar. Şu anda görünen tabeladaki dolar fiyatının hiçbir geçerliliği yok. Bunu özellikle belirteyim. Avrupa'ya biz ticaret yapıyoruz biliyorsunuz. İhracatımızın çok büyük bir kısmını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Başta Almanya olmak üzere. Almanya ile ilgili haberi biraz önce sizlerle paylaştım. Kısıtlama tedbirleri 7 Mart'a kadar devam ettirilecek ve ondan sonraki süreçte de muhtemelen turist göndermemeye devam edecekler. Dünyanın hiçbir yerine ve dünyadan da kimseyi ülkelerine almak istemeyecekler. Bu korona vakaları bu şekilde artmaya devam ettiği sürece ve yeni varyantlar ortaya çıktığı sürece. Bu bizim için bir sıkıntı zaten. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür taraftan Avrupa Birliği ile ilgili büyüme beklentisi küçültüldü. Bu da yine Türkiye için büyük bir sıkıntıyı işaret ediyor. Bakın büyüme beklentisi tahmini %4.2 idi Avrupa Birliği ile ilgili. %3.8'e çekilmiş durumda. %0.4'lük bir daralmayı işaret ediyor bu. Bizim açımızdan bakıldığı zaman çok önemli gibi görünmeyebilir ama Avrupa Birliği'nin %4.2 yerine %3.8 büyümesi arkadaşlar Türkiye ihracatının %5 daralması anlamına gelir. Az buz bir rakam değil. Yani ihracat gelirlerinin düşmesi, turizm gelirlerinin düşmesi 2021'de cari açığın çok daha kontrolsüz bir şekilde büyümesi anlamına geliyor. Onun için Avrupa Birliği'nden gelen bu haber ne yazık ki çok ama çok can sıkıcı. Amerika diyor ya Osman Kavala meselesi falan. Bir yandan da tabii ki Suriye'de daha aktif rol üstleneceklerini söylüyorlar. Zaten Blinken bunu çok net bir şekilde Amerika Suriye'de tekrar aktif bir rol üstlenmeli dedi. Aynı zamanda bölgedeki unsurları destekleyeceğiz dedi. Bölgedeki unsurlar deyince akla gelen ilk şeylerden birisi Amerika'nın uzun zamandır desteklediği PYD tabii ki. Ömer Çelik bu konuyla ilgili bir açıklama yapıyor ve diyor ki isim vermeden, Amerika demeden bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Verirler vermezler. Ben bu tartışmaya girmeyeceğim arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim. Amerika Türkiye ilişkileri, daha önceki videolarda da defalarca söyledim sizlere, Suriye üzerinden çok ciddi manada gerilecek. S-400 meselesi zaten cepte. Türkiye-Amerika ilişkilerinin gerilmesi için. Türkiye-Rusya ilişkilerinin bu kadar samimi olması zaten cepte. Bir de Suriye üzerinden özellikle
de Blinken'in şahin politikaları nedeniyle Türkiye-Amerika ilişkileri daha da gerilecek gibi görünüyor. Türkiye ya taviz verecek bu konuyla ilgili ya da arkadaşlar bu gerilimin bedeli ekonomik olarak Türkiye'ye yansıyacak. Katsa yaptırımlarının sertleşmesinde bir işaret daha, yine bir rahip krizinden, hatta rahip krizinden çok daha tehlikeli olan bir şeyden bahsediyoruz. Yine 2021 yılı içerisinde dolardaki sert hareketlerin öncü göstergelerinden birisi bu. 7.03 seviyesine hiç kanmayın. Biraz da kripto paralarla ilgili bir bilgi vereyim size. Dünyanın en önemli kredi kart şirketlerinden, firmalarından birisi Mastercard, biliyorsunuz. Hepiniz çok yakından kullanıyorsunuz ve biliyorsunuz. Gerçi borçtan dolayı artık kullanıyor musunuz, kullanmıyorsunuz onu bilmiyorum ama sonuç itibariyle bir ara kullandınız, en azından öyle söyleyelim. İşlemlerinde kripto para da kullanmaya karar vermiş. Yani kredi kartlarınıza kripto para yükleyebileceksiniz. Kripto paralarla alışveriş yapabileceksiniz. Bu şu demek arkadaşlar. Kripto paralar artık hayatımızın ta göbeğine giriyor. Birileri kripto paralar olacak olmayacak gibi açıklamalar yapsa da, ki bunların içerisinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde var, ABD Hazine Bakanı Yellen var, İngiltere Merkez Bankası Başkanı var vesaire. Bunlar her ne kadar bu tip açıklamalar yapsa da büyük firmalar kripto para işine girmeye devam ediyor. Mastercard'ın bu işe giriyor olması arkadaşlar kripto paraları artık çok daha fazla konuşacağımız anlamına geliyor. Evet, dalgalanmalar devam edecektir. Evet, bu piyasanın regüle olmaya ihtiyacı var. Ancak bu büyük piyasa artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Son olarak bir de rakamlara bakalım, sonrasında videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. 7.01 seviyesinde bir dolar kuru var. Artık rakamları konuşmaya bile gerek yok. Burada gördüğümüz rakamların hiçbir gerçekliği yok. Ne dolar kurunun, ne euronun, ne sterlinin bir gerçekliği yok. Ekranda gördüğümüz döviz kurları sadece bankalar arası piyasada geçerli olan, döviz piyasasında işlem yapanları ilgilendiren bir döviz kuru haline gelmeye başladı. Piyasanın gerçekleri bunun çok ama çok üzerinde. 12 liranın altında bir maliyet yok piyasada. 12 lirayla 20 lira arasında bir dolar kuru var piyasada. Bu maliyet seviyesine öyle ya da böyle ekranda gördüğümüz dolar kuru gelir. Hem de öyle uzun vadede falan değil arkadaşlar. Bu sene biz o rakamları görürüz. Aynı geçen sene yaşadığımız gibi. Biliyorsunuz o dönemde de 5.80'di dolar kuru ama piyasadaki dolar kuru maliyetleri 9, 10, 11, 12 liralardan hesaplanarak yapılıyordu. 2020 yılında biz neredeyse 9 lirayı gördük. 8.50'yi geçtik biliyorsunuz arkadaşlar. Sonra 1000 tane taviz verildi. 1000 tane müdahale yapıldı. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Hazine Bakanı görevden alınmadı ama el çektirildi diyelim. Buna rağmen dolar buralara ancak gelebildi. Öbür taraftan bir yığında altın satıldı Merkez Bankası rezervlerinden ve bir yığın yüksek faizli borç alındı, kısa vadeli borç alındı doları düşürebilmek adına. Bu çabalarının da nafile olduğunu göreceksiniz. 2021 yılında çift taneli dolar kurunu göreceğiz. Piyasanın gerçeklerine uygun dolar kurunu öyle ya da böyle göreceğiz arkadaşlar. 20 lirada durursa iyidir diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Altın nonsu. 1840'lı seviyeler taban seviyesi arkadaşlar. Yüksek varlık alımları, Avrupa Birliği'nin yeni teşvik paketi, Amerika'nın yeni teşvik paketi, Amerika'nın dünyaya şahin yaklaşımı, yeni varyantlar konusu ve bu varyantlara aşıların işe yarayıp yaramayacağı soru işareti. Bütün bunlar altın fiyatlarının kontrolsüzce yükselmesini beraberinde getirecek arkadaşlar. Gram altında 1000 lirayı aşma ihtimalimiz çok ama çok yüksek. Sadece sabırlı ve sakin olmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Tabii ki son karar sizin arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.